Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün favori ürünlerimle makyaj yapmaya karar verdim. Biliyorsunuz daha önce böyle bir video yapmıştım ama orada sadece ürünleri göstermiştim. Bu sefer gerçekten her kategoriden bir ürün seçerek makyaj yapmaya karar verdim. Ürünleri merak ediyorsanız lütfen izlemeye devam edin. Gördüğünüz üzere kaşlarımı yaptım. Çünkü nasıl yaptığımı zaten çok gösterdiğim için artık onu kamera önünde yapmayı tercih etmiyorum. Kaş ürünü olarak Anastasia Beverly Hills'in Drip, evet, nerede? Kesin Drip'tir. Dip Brow Pomade ile Dip Brow Jelini kullandım. Zaten fazlasıyla kullandığım ürün olduğu için artık size de tanıdık geliyordur. Renk olarak da Medium Brown rengini kullanıyorum. En yakın renk bu. Bunları zaten biliyorsunuz. Kaşımı temizlemek için de Makeup Revolution'ın Conceal and Define ürününü kullanıyorum. Bunun dışını ben komple soydum. Çünkü içinde ne kadar ürün kaldı görmek istiyorum. Çünkü gerçekten az. Şeyini de çıkardım. Üzerinde sıyırmak için plastik bir şey oluyordu ya. Neredeyse hiç ürün kalmadı zaten. C1 numarası olduğunu yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Böyle. Bu gerçekten güzel bir ürün. Ama gözümün altına kullanmıyorum. O ürünü sonra göstereceğim. Başka bir şey kullanıyorum çünkü. Primer olarak da aslında hiç mi hiç göstermek istemediğim bir ürün favori ürünlerim arasına girdi. Farsali'nin Skin Tune Blur ürünü. Bu ürün çok pahalı olduğu için aslında fazla göstermek istemiyorum kamera önünde. Ama maalesef ki çok seviyorum bu ürünü. Çünkü primer olarak gerçekten cildime bir şey katan tek ürün diyebilirim. Çünkü primerlar genellikle pek de bir fayda etmiyor. Ama işte böyle bir ürün. Bu arada arkadaşlar favori ürünlerim diyorum ama benim favori ürünlerim tabii ki zamanla hep değişiyor. Çünkü bazen cildim çok kuru oluyor. O zaman başka ürünler kullanıyorum. Bu ara cildim bayağı bir saçmaladı. O yüzden mesela Farsali'nin ürününü seviyorum. Yani sürekli değişiyor aslında favori ürünlerim. O zaman fondötene geçelim. Fondöten'de biliyorsunuz bu ürünü aslında çok gösterdim. L'Oreal'ın Perfect Match. Bende iki rengi 1.5.N. Bu ürünü niye seviyorum? Bayağı ince olduğu için, yani krem gibi, neredeyse su gibi olduğu için cildimde güzel duruyor. Cildime güzel oturuyor. Ki bence çoğu ciltte böyle duruyordur bu. Tabii çok aşırı yağlı bir cildiniz varsa bu ürünü tavsiye etmem. Ve renk olarak da şöyle bir özelliği var. Cildinize oturuyor yani. Cildinize göre renk alıyor fondöten. Aşırı kararma yapmıyor. Mesela birkaç fondötenim var. Zamanla aşırı şekilde kararıyor. O fondötenleri tabii ki daha az kullanıyorum. Yani aşırı kapatıcı bir fondöten arıyorsanız bu ürünü tavsiye etmem. Ama ben bu aralar daha doğal bir fondöten tercih ettiğim için bu ürün güzel. Ama kat kat uygularsanız kapatıcılığı yeterli olacaktır diyebilirim. Mesela şu an biraz bana az geldiği için bir kat daha uygulayacağım. Bu arada arkadaşlar fondöten uygularken şöyle bir şey tavsiye ederim. Hep cildinizin ortasından başlayın. Yani burun ve yanaklardan. En fazla lekelenme çünkü cildinizde normalinde o bölgelerde oluyor. Yani fondötenin en kapatıcı bölümünü kesinlikle yüzünüzün ortasında bırakın ve dışa doğru şey yapmaya başlayın, karıştırmaya başlayın ve evet, süngerim intihar etti. Fondöten fırçamla üzerinden geçiyorum. Bu arada bu fondöten fırçası Morphe'nin E63 numaralı fırçası. Bunu da çok tavsiye ederim. Peki sana bir soru. Evet. Böyle kesinlikle ay bu nasıl bir fondötendi, bir daha almam, hiç tavsiye etmem dediğim bir fondöten var mı? Var. Var. Bir, Wet n Wild Photo Focus. Diyeceksiniz şimdi nasıl yani? Bu ürünü çoğu kişi çünkü çok seviyor. Ama ben hiç sevmiyorum. Kokusu da çok kötü. Ve kokusu. Maybelline'in Superstay 24 saat kalıcı fondöteni. Bu fondöteni ben Niki Tutorials'ta görmüştüm. Çok methediyordu. Wet n Wild kadar kötü olmasa da cildimde çok pullanma yapıyor.
Ve gerçekten aşırı yağlı ciltler için çok uygun bir fondöten. Ama benim karma cildim olduğu için bende berbat duruyor. Her şeyi denedim. Bir türlü olduramadım. Bir de şey vardı. O hepsinden berbattı. Yeni ürünler deniyorum da Türkiye'de satılmayan bir marka. Trended Up'ın bir fondötenini denemiştim. Ay evet, o gerçekten kötüydü ama. O hayatımda kullandığım en kötü fondöten oydu. Ya ona fondöten denilemez zaten. O çok tuhaf bir şeydi. Aynen. Yani resmen şey soyuldu böyle, maske gibi. Evet. Böyle çıkardım. Onu ben de hiç beğenmedim. O çok kötüydü. Bir de şeyden de çok memnun kalmadım ben aslında. MAC'in Studio Fix. Evet. Onu ben beğendim. Ben sevemedim maalesef. Ve geçiyoruz tabii ki kapatıcıya. Kapatıcıda da aslında sevdiğim çok ürün var. Ama gözümün altın gerçekten kuru ve çok çukurlu olduğu için her kapatıcıyı da kullanamıyorum haliyle. Ben tabii ki fondötenime uygun concealer olarak yine L'Oreal'ın Perfect Match kapatıcısını kullanacağım. Bu da yine sulu. Yani gözünüzün altı yağlıysa hiç mi hiç tavsiye etmem. Ama benim gibi sorunlu bir göz altına sahipseniz bu ürün gerçekten iyi. Bu arada gözümün üstüne bunu kullanmadım. Diğer Revolution kapatıcısını kullandım. Çünkü aksine gözümün üstü yağlı, gözümün altı kuru. O yüzden iki ürün kullanıyorum. Rengi de 1.N Ivory. Pudra olarak aslında değişen pek bir şey olmadı. Yine Yves Rocher'in Pure Light pudrasını kullanacağım. Zaten bunu çok gösteriyorum kanalımda. Gerçekten sevdiğim bir ürün. Bende iki rengi bu arada. Beige Universal. Ama Rose rengi de var bende. O daha pembemsi olduğu için onu fazla kullanmıyorum. Bu pudrayı niye seviyorum? Şöyle ki ben pudra kullandığımda özellikle burnumun üstünde genellikle pudra çok pullanıyor. Ve zamanla dökülmeye başlıyor. Küpem düştü. Senin bu küpelerin? AliExpress'ten alırsan öyle olur. Pudram dökülmeye başlıyor zamanla gözümün burnumun üstünden. Ve fondöten de haliyle dökülüyor. Yani tüm ürün kalkıyor. Bu sefer sanki burnumu silmişim gibi duruyor. O yüzden bu pudra onu önlüyor kesinlikle. Bu yüzden seviyorum bu pudrayı. Yine aynı pudrayı kullanıyorum ama daha büyük bir fırçayla cildimin geri kalan kısımlarını pudralıyorum. Makyajımla devam etmeden önce dudak bakımı uygulayacağım dudaklarıma. Bunun için tabii ki klasik Blistex'i kullanıyorum. Benimki kirazlı ama herhangi bir Blistex olur. Bronzer'ımla devam etmek istiyorum. Aslında çok düşündüm çünkü çok kullandığım ürün var. Ama özellikle yazın Wet n Wild'ın Color Icon bronzer'ını çok seviyorum. Bende iki rengi Sunset Striptease. Bu ürünü sevme nedenim tamamen mat değil. Yazın da tamamen mat ürünleri aslında ben sevmiyorum. Cildim ne kadar sivilceli olsa da. Biliyorsunuz parıltılı ürünler sivilceleri daha çok ön plana çıkarıyor. Ama ben yine de yazın mat ürünler sevmiyorum. Bunun içinde de böyle hafif gold parıltılar var. O yüzden bence çok güzel bir ürün. Ayrıca çok uygun fiyatlı. İndirimlerde bayağı bir düşüyor fiyatı. Ve pigmentasyonu da çok yerinde. Ne fazla ne çok. Ne az ne çok. Bunu da uyguladıktan sonra tabii ki highlighter'ıma geçiyorum. Highlighter'da gerçekten zorlandım. Biliyorsunuz benim klasik mavi aydınlatıcım, mavi highlighter'ım var Revolution'dan. Ama her videoda da onu göstermek istemiyorum. Bu yüzden şöyle bir palet seçtim. Biraz pahalı bir palet olsa da, biraz derken pahalı bir palet olsa da bence fiyatını hak eden bir ürün. Anastasia Beverly Hills'in bendeki olan Dream Glow Kit'i. Bu highlighter paletini niye seviyorum? Dediğim gibi bence fiyatını gerçekten hak ediyor. Çünkü uyguladığınızda pahalı bir aydınlatıcı olduğu belli oluyor. Ve ayrıca Fenty'nin
highlighter'larına çok benziyor. Ama doğal bir aydınlatıcı seviyorsanız bunu tavsiye etmem çünkü simleri bayağı iri. Ben Magic'le Sunshine rengini biraz karıştırıp uyguluyorum. Allığımla devam edeceğim. Allık olarak da The Balm'ın Balm Beach ürününü bu aralar çok severek kullanıyorum. Rengi çünkü çok doğal. Bence her makyaja gidiyor. Çünkü dediğim gibi çok sade bir renk olduğu için. Gacı'ya bak. Gacı olimpiyatlarına katılacağım burada. Bir de Bilal Hancı'nın taklitleri çok iyi. Atakan da ama maşallah. Hiç rahatım yok. Aynen. Öyle bir arkadaşım olsa galiba seri döverim. A few moments later. Gözlerime geçiyorum yavaş yavaş. Gözlerim için tabii ki bence bu paleti herkes bekliyordu. Tarte'ın High Tides for Good Vibes paletini kullanıyorum. Neden dersiniz? Aslında o kadar paletim var ki. Gerçekten o kadar paletim var. Ama hep elim bu palete gidiyor. Çünkü gerçekten kalitesi çok iyi. Ama sadece açılması biraz zor. Ambalajı bayağı bir can sıkıcı. Ama renkler, yani blend yapmak kolay. Ne bileyim işte, gerçekten çok güzel bir palet. Beach Therapy rengini alıyorum. Ki bence bu paletle hem günlük makyaj da yapılır. Ama gezmelik makyaj da kolaylıkla yapabilirsiniz. O yüzden gerçekten kullanışlı bir palet. Aloha Beaches rengine giriyorum. Kiremitimsi renk. Çok abartılı bir makyaj görmeyeceksiniz bugün. Fazlasıyla kanalımda var zaten o tarz makyajlar. Daha küçük bir fırçayı alarak yine aynı rengi gözümün altına da uyguluyorum. Biraz da sim kullanacağım. Galapagos. Ne demek ki? O rengi kullanacağım. Ne demek o? Bilmem. Defalıyorum. Belki bir balık ismi bir şeydir. Daha çok bir şey ismi gibi geldi bana. Ya da ada falan. Ha, ada. Baksana Winter. Kesin Yunan adası. Adaymış. Nerede? Büyük Okyanus'un doğusunda Ekvador'a bağlı. Aynen. Takım adalar. Ekvador'damış. Çok Yunan ismi gibi geldi bana. Ama gayet yani ada gibi ada. Güzelmiş. Biraz ama korkunç bence. Ürkütücü gözüküyor. Ve Buried Gold rengini alıyorum. Biraz da gözümün altına bundan. Gördüğünüz üzere hafif tutmaya çalışıyorum. Yoksa pigmentasyon olarak bayağı iyi. Ama yine de parmaklarınızı da uygulamayı tavsiye ederim. Özellikle sinir renkleri. Zaten matları zor. Ama böyle fırçayla uyguladığınızda da bence çok güzel duruyor. Günlük hayatta özellikle. Biraz da kaşımın altına alıyorum bu renkten. Klasik AliExpress fırçamla. Biraz fazla klasik olduğu için ben... Bir dakika. Aquaholic rengini alıyorum. Şu mavisini yani. Şöyle şurama küçük bir... Ve bunun üzerine Turtlet rengini de biraz karıştırıyorum. Çok mavi oldu çünkü. Göz kalemi olarak ilk olarak pahalı bir ürün kullanacağım. Givenchy'nin Cool Couture suya dayanıklı göz kalemi 01 Black renginde. Bu ürün evet biraz pahalı ama uzun zamandır siyah göz kalemi arıyordum akmayan. Ve gerçekten dayanıklı mı? Yine aşağıya transfer oluyor açıkçası yani şuraya. Ama diğer göz kalemlerimden bir tık daha iyi kesinlikle. Aşağıya da yani gözümün altına uygun fiyatlı bir ürün kullanacağım. Wet n Wild'ın Cold Crayon ürünü. Bunun rengi de Calling Your Buff rengiymiş. Uygun fiyatlı bir ürün. Ve bence tam bir fiyat performans ürünü. Çok uygun ya. Yani 10 liraya bile düştüğü oluyor indirim dönemi. Bunu ama kullanmadan önce elinizin üstünde biraz ısıtmanızı tavsiye ederim veya parmaklarınızın arasında. O zaman kirpiklerle devam edelim.
Açıkçası maskara olarak pek bir değişiklik olmadı. Yine Essence'in Lash Princess ürününü kullanacağım. Yani bu ürün maskaralar arasında en sevdiğim. Ama bence daha iyi maskaralar da vardır. Ama benim kirpiklerim neredeyse hiç olmadığından maskaralar benim için pek de bir şey ifade etmiyor. Çünkü hiçbir maskara kirpiklerimi efsane göstermiyor. Bir ara var L'Oreal'ın Miss Manga'yı kullanıyordum. Galiba yine onu alacağım. Görüyorsunuz pek bir farklılık olmadı ama gerçekten diğer maskaralar bundan daha da kötü duruyor. İlk olarak Blistex'i biraz alacağım. İlk olarak dudak kalemiyle başlıyorum. Yine Wet n Wild'ın Crayon Contour Lip Liner'larını, yani dudak kalemlerini kullanacağım. Chestnut rengini kullanacağım. Yine gerçekten çok uygun fiyatlı bir ürün. Dememe gerek yok zaten. Ya bu dudak kalemi gerçekten kalem olduğu için, yani asansörlü değil. O yüzden tabii ki diğer dudak kalemlerinden çok daha sert. Ama ben özellikle dudaklarım için bu tarz ürünleri aslında daha çok seviyorum. Çünkü diğerleri çok çabuk akıyor. Bunlar daha dayanıklı oluyor. Likit rujumu alıyorum. Bu konuda da gerçekten zorlandım. Çünkü çok rujum var ve çok sevdiğim rujum var. Ama galiba aralarında en iyi olan kesinlikle Golden Rose'un likit rujları. Ki pastelleri de çok seviyorum aslında ama bu Golden Rose'lar sanki bir tık daha iyi gibi. Özellikle dudaklarınız benim gibi kuruysa. Bendeki rengi 106 numara. Bu arada normal klasik Golden Rose değil bu. Soft and Matte serisindeki ürünü. Ama klasiği de çok seviyorum. Hafif kurumasını bekliyorum. Lip gloss'la devam edeceğim. Favori lip gloss ürünüm de tabii ki Fenty'nin glossları. Bende iki rengi var. Hatta üç rengi var aslında. Fuzzy rengi var, Diamond Milk rengi var ve Fenty Glow rengi var. Yani klasik olan. Ben bugün klasik olan Fenty Glow'u kullanacağım. Çünkü rujuma daha uygun. O yüzden Diamond Milk'i kenara bırakıyorum. Bu lip gloss'u sevme nedenim aşırı yapış yapış değil diğer lip gloss'lara nazaran. Ayrıca dudaklara çok güzel bakım yapıyor. Bazen zaten makyaj yapmadığım günlerde sadece bunu sürüp çıkıyorum. Dudaklarımı yumuşacık yapıyor. Tadı çok güzel. Yani kokusu çok güzel. Ve bence rengi de harika. Özellikle bu Fenty Glow rengi zaten bence her cilt rengine çok güzel yakışıyor. Tek dezavantajı işte fiyatı. Ama bence bunu kullanıp da beğenmeyen insan yoktur diye düşünüyorum. Ki ablam bile aslında lip gloss kullanmıyor. Tek kullandığı lip gloss sadece bu Fenty'ler. Evet. Geldik son step'e, fixing yani setting spray'ime. Aslında şaşıracaksınız ama ben bu aralar normal termal su kullanmayı çok seviyorum. Bu tabii ki şimdi bir Alman markası, ben Almanya'da yaşadığım için. Yani Almanca yazıyor ama Türkiye'de de bunlar var zaten. Uludağ'ın var, galiba Eda Taşpınar'ın var. Falan filan, yani bu tarz ürünler tabii ki her yerde var. Bunu kullanacağım. Diyeceksiniz ki şimdi neden? Nedeni şu. Bazen fixing spray'ler, bazen değil, hep çok aşırı alkollü olduğu için cildim bazen kötü reaksiyon verebiliyor. Yani sivilcelenme yapabiliyor. Bununla tabii ki hiçbir sorun olmuyor. Çünkü sadece su aslında. O yüzden bu ürünü çok seviyorum. Bu ürünleri, daha doğrusu bu tarz ürünleri. Biraz fondötene yakın alabilir miyiz? Yani özellikle görüyorsunuz burnumun üstünde fondöten gerçekten güzel duruyor. Diğer fondötenlere nazaran. Yani pullanma yok. Aşırı gözeneklenme ortaya çıkarmadı. Yanaklarımın kenarında tabii ki gözeneklerim belli oluyor ama bu fondötenin suçu değil. Bronzer'la aydınlatıcımın suçu. Çünkü biliyorsunuz parlak şeyler her zaman gözenekleri ortaya çıkarır. Far olarak da gözlerim şu an bayağı kuru olduğu için hafifçe şuraları oturdu. Ama yine de bence farlarım güzel duruyor.
Kirpiklere yani pek bir şey diyemem. Çünkü kirpiğim fazla yok ama en iyi bulabildiğim maskara bu Essence'in bu ürünüydü. Kaşlarım bence çok iyi. Yani ben seviyorum bu tarz kaş. İnce kalın, ince kaş sevenler tabii ki diyecek bunun kaşları ne biçim falan ama ben böyle seviyorum. Dudaklarım da görüyorsunuz benim dudaklarım normalinde çok çukurlu ve çatlak. Ama bu lip gloss sayesinde bence dudaklarım da çok soft ve düz ve yani dolgulu değil de hani dolgulu dudaklar böyle dümdüz olur ya öyleymiş gibi duruyor. Ve gerçekten bu lip gloss'un sayesinde oluyor. Bunu size söyleyebilirim. Yani uzaklaşabiliriz bence. Makyajım bu kadar arkadaşlar. Videom hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Bana destek çıkarırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Güle güle. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.